Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir Çevre Dosyası programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğum Muammer Şahin. Kendisi İstanbul Hububat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği eski başkanı. Yıllarca, uzun yıllar boyunca hububatçılık yaptı. Tarımdan parasını kazandı ve 11 tane altın ve gümüş madalya kazandı yaptığı ihracatlar sayesinde. Türkiye'ye yaptığı hizmetler sayesinde 11 tane altın madalya ve gümüş madalya kazandı. Birazdan konuğumu yanıma alacağım ve kendisiyle tarımı konuşacağız. Tarımdaki sorunları konuşacağız. Onun önerileri var, onu soracağım kendisine. Aynı zamanda bir kitap yazdı babam diye. Çünkü babası da tarımdan geliyordu. Kendileri Malatya Doğanşehir'de ve babası da tarımcılık yaptı. Hububattan ve değirmencilikten kazandı parasını. Ve Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulundular yıllarca. Onu konuşacağız. Ama daha öncesinde her hafta olduğu gibi çevreden haberlerle başlayalım. Daha sonra konuğumu yanıma alalım. Ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan tarımı konuşalım kendisiyle. Evet, ilk haberimizi Ermenistan'dan vereceğiz. Malumunuz 6 Ağustos yani dün Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri 1945 yılında 2. Dünya Savaşı devam ederken savaşı kazanmak uğruna birçok insanın hayatına mal olan bir olay gerçekleştirdi ve atom bombasını Japonya'nın iki kenti olan Nagasaki ve Hiroşima'ya 1945 yılında 6 Ağustos sabahında attılar ve bu atom bombasının atılmasından sonra hepinizin malumu 2. Dünya Savaşı sona erdi. Ama birçok insan da hayatını kaybetti ve o günlerden atılan atom bombası nedeniyle hala birçok insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Çünkü atom bombası öyle bir güç ki, nükleer enerji öyle bir güç ki yıllarca, yüzyıllarca etkisi devam eden, hatta sık sık ekranlara getiriyoruz ve konuşuyoruz nükleer enerji santrallerini ve buradan çıkan atıklar var. Atom bombasını geçtik, buradan çıkan atıklar bile yok olmayan atıklar. Dünya bu atıkları nasıl yok edeceğine savaşırken Türkiye'de de nükleer santraller gündemde, nükleer santraller konuşulmakta. Bir nükleer santral var ki Türkiye'nin tam sınırında. Türkiye'de fazla konuşulmasa da Ermenistan'ın Metsamor nükleer santrali büyük bir tehlike. Hem Türkiye için hem de bu coğrafya için tehlike. Tıpkı Rusya'da hatırlarsınız Çernobil olayı yaşanmıştı ve etkisi Türkiye'ye uzak olmasına rağmen Karadeniz sahillerine kadar ulaşmıştı. Bu tehlike de çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin de en tehlikeli nükleer santraller listesinde yer alan Ermenistan'ın Metsamor nükleer santrali Iğdır'a sadece 16 kilometre uzaklıkta ve burada da İstanbul gibi Metsamor'un olduğu bölgede deprem tehlikesi mevcut. Zaten burası 1973 yılında kuruldu. 40 ve enerjinin yani elektrik enerjisinin Ermenistan'ın %40'ını karşılamakta. Ama artık bu santral eskidi, kapatılması lazım. Maalesef ki Ermenistan Başbakanı son zamanda yaptığı açıklamayla burayı kapatmayacaklarını, hatta 2040 yılına kadar bu nükleer enerji santralinin kullanımını uzatacaklarını açıkladılar. Hatta Rusya'ya çağrıda bulundular. Bize teknik anlamda destek verin. Bize yenilememiz, inşa etmemiz için yani bozulan yerleri destek verin diye çağrıda bulundular. Ama burası o kadar tehlikeli ki hem Azerbaycan için tehlikeli, hem Türkiye için tehlikeli, hem de bu coğrafyanın her konumu için tehlikeli. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında şöyle iddialar var. Ermenistan buradan çıkan atıkları getirip buradaki işgal altındaki Ermenistan tarafından işgal edilen topraklara gömdüğü iddiaları var. Buraya döküldüğü iddiaları var buradan çıkan atıkların. Ayrıca buradan atık sular Aras Nehri'ne dökülüyor ve nehir Azerbaycan sınırlarını aşarak Kür Nehri ile birleşerek Hazar Denizi'ne kadar ulaşıyor. Yani atıkları bize de geliyor. Erivan'a belli bir mesafede ama Iğdır'a Türkiye'ye daha fazla yakında. Bir an önce Ermenistan'daki bu nükleer enerji santralinin kapatılması gerekiyor. Çünkü buranın teknolojisi artık eskidi, çalışmaz durumda ve bir an önce buranın kapatılıp
Erivan'a da 40 kilometre uzaklıktaymış. Onu da hemen belirtelim. Yani Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 40 kilometre uzaklıkta, bize daha yakın. Kapımızda büyük bir tehlike var. Aynı zamanda Sinop'ta, Akkuyu'da, Mersin Akkuyu'da ve tam da İstanbul'un yakınında Longoz Ormanları'nın içerisine İğneada'ya da nükleer enerji santrali kurulma planları mevcut. Türkiye bu böyle bir girişimde bulunmak istiyor. Bizler de çevreciler olarak bu enerjinin kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu ve dünyadaki büyük güçlerin artık bu santralleri kapatma yoluna ve yenilenebilir enerjiye yönelmeye başladığının altını çiziyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji bakımından çok zengin bir ülke. Yani bizler nükleer enerji santralleri yerine yenilenebilir enerji santralleri, yenilenebilir enerjiye, alternatif enerjiye yönelmek zorundayız. Şimdi size bir yangın haberi vereceğiz. Ayvalık'a gideceğiz. Ayvalık'ın 22 adası var malumunuz. O adalardan birisinde, Maden Adası'nda yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde 5 Ağustos'ta çıktı. Tabii şiddetli Poyraz'ın etkisiyle de buradaki yangın bir anda yayıldı. Helikopterlerle müdahale edildi. Alan söndürüldü. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü Arslan basın açıklaması yaptı ve açıklamasında şunu söyledi. Yangının sebebi henüz belli değil. Klasik açıklamalardan birisi, yangın tamamen kontrol altına alındı dedi ve zeminden yürüyen bir yangın olduğu için fazla hasar yaratmadığını söylese de hasar yine de var, büyük, çünkü orman yangını bu. Oradaki canlılar zarar gördü ve yangından 40 gün önce Ayvalık, tabii ilginç bir paylaşım vardı. Şu anda da ekrana getireceğiz bu Ayvalık Maden Adası'ndaki yangınla ilgili. Ayvalık Tabiat Platformu üyesi Erhan Çiftçi bu alanda gezerken bu yangının 40 gün öncesinde meçhul kişilerce bırakılmış işte gazete, üzerine mercek bırakılmış bir düzenekle karşılaşmış ve onu sosyal medyasında paylaşmış ve yetkililere de bildirmiş. Yani burada kundaklama şüphesi de mevcut. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi malumunuz çoğu yerde insan hatalarından dolayı yangın çıkmakta ve bir anda büyümekte. Bu nedenle burada da oradaki yaşayan vatandaşların çoğunluğu burada kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Çünkü burası en önemli turistik alanlardan birisi. Bu alanlar yandıktan sonra birileri çıkıp her ne kadar ağaç yandıracağız dese de sonrasında hepimiz görüyoruz ki buralara villalar dikiliyor ve birilerine satılıyor yazlıklar olarak. Bununla ilgili tabii orada yaşayanlar, oradaki platform üyeleri çeşitli çağrılarda bulunuyorlar, önlemler sıralamışlar ve birkaçını söyleyelim size. Hemen Ayvalık için konuşuyoruz tabii. İnsansız yangın gözetlemeli kulelerinin tahsisini istiyorlar. Burhaniye'de olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nin Ayvalık'a taşınmasını talep ediyorlar. Ayvalık'a Acil Afet Yardım Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasını, adalarda ve ormanlarda atlı devriyelerinin tahsis edilmesini, Maden Adası'nın, az önce bahsettiğimiz yangının çıktığı yer, Maden Adası'nın karayolu olduğu için, karadan yolu olduğu için yazın kontrol altına alınmasını istiyorlar. Bir daha bakalım, geçen haftalarda, geçen aylarda da, geçen sene daha doğrusu Hakkı Bey Yarımadası'nda büyük bir yangın çıkmıştı. Haberler bunu vermişti, ana haberler bunu taşımıştı ekrana ve şunu da eklemişler 8. madde olarak, hemen söyleyelim. Ali Bey Adası'nda yangın gözetleme kontrol merkezi veya karakolun kurularak adalarda çıkması muhtemel yangınlara müdahalenin kolay olmasını istiyorlar. En önemlisi de hepimizin bireysel anlamda denetimin sağlanması ve gördüğümüz yerde eğer böyle bir şüphe varsa kundaklamadır, işte o insanların uyarılması ve yetkililere haber verilmesi, ihbar edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim tehlikede altında olan mirasımız, doğal mirasımız, vatanımızın güzellikleri, ormanlar. Artık malumunuz Türkiye'de ve dünyada küresel ısınma, küresel iklim değişikliği has safhada. Depremler yaşıyoruz, yanardağın patlamalarını ekranlara getiriyoruz. Dünyanın çoğu yerinde artık yanardağlar faaliyete geçmiş durumda. Türkiye'de iklim değişti, nefes alamıyoruz. Şu günlerde Ağustos ayının başlangıcında hala nem çok yüksek, sıcaklık çok fazla. Betonlaşmanın da etkisiyle küresel iklim değişikliğinin de etkisi artmakta. Şimdi gelelim Haytap'ın
satın alma sahiplen diye bir sloganı var. Hepimizin daha doğrusu var. Tüm Türkiye'nin böyle bir sloganı var. Çünkü hayvan haklarını korumak durumundayız. Hayvanlara eziyetin önüne geçmek durumundayız. Hightab'da çok güzel videolar hazırlıyor. Kamu spotu niteliğinde. Hightab'ın başkanını da Ahmet Bey'i de burada avukat kendisi burada konuk etmiştik ve konuşmuştuk. Onların hazırladığı çok kısacık bir video var. Yani satın alma sahiplen sloganıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk kamu spotu niteliğinde bir video var. Şimdi onu izleyelim, üzerine konuşalım. Hightab'ın hazırladığı bu kamu spotu niteliğindeki görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Buraya dikkat çekmek istedik. Biliyorsunuz programımızda sık sık hayvan hakları ile de ilgili gündemleri oluşturmaya çalışıyoruz ve gündemi yakından takip ediyoruz. Gerçekten de satın almayın, sahiplenin ve videoda izlediğimiz üzere, görüntülerde izlediğimiz üzere o canlılar bize muhtaç. Yani bir an bile göz önünde kaybolmamız onlar için ruhsal anlamda büyük bir çöküntü yaşatıyor. Tekrar söyleyelim, altında çizelim bir kez daha, satın almayın, sahiplenin çünkü onların bize ihtiyacı var diyelim ve hemen Heybeliada'ya gidelim. Heybeliada tıpkı geçtiğimiz haftalarda konuk etmiştik İstanbul Üniversitesi'nin biliyorsunuz botanik bahçesinin İstanbul Müftülüğü'ne devri söz konusuydu ve buradaki hem öğrenciler hem öğretim görevlileri ayrıca Biyologlar Derneği Başkanı Ergin Karabulut'u da buraya çağırmıştık. Kendisiyle uzun uzun konuşmuştuk. Geçen hafta da konuştuk İstanbul Üniversitesi'nin botanik bahçesinin devri konusunda. Şimdi de tıpkı buna benzer bir durum söz konusu gündemde. Bu durum ne derseniz Heybeliada'nın hemen Çamlık Limanı koyu var. Burayı Diyanet istiyor. Burayı bana devredin diyor. Hemen bunu devredilmesini istediği yerlerin sınırı içerisinde aynı zamanda 1924 yılında kurulan Heybeliada Sanatoryumu da mevcut. Hemen biraz bilgi verelim bakalım neleri talep ediyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Heybeliada'nın güney kısmında kalıyor Çam Limanı koyu. Adı üzerinde burası çamlıklarla kaplı bir bölge. Gerçekten de havası çok temiz. Oraya gittiğinizde göreceksiniz manzarası çok güzel ve özellikle geçtiğimiz yıllarda çok uzun yıllar veremli hastaların burada gelip tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu merkezlerden birisi. Atatürk'ün isteğiyle tıpkı İsviçre'de olduğu gibi buraya bir veremli hastaların tedavisi için merkez kuruldu. Heybeliada Sanatoryumu konuldu adına burası ve insanlara hizmet etmeye başladı. Uzun yıllarda hizmet etti. Koyun bulunduğu yerde de burasının böyle çok güzel bir yer. Milattan önce 4. yüzyıla 18. yüzyıla kadar burada madencilik, bakır madeninin çıkarıldığı söyleniyor. Yani oranın şeklinin doğal değil de yüzyıllar boyunca maden çıkartıldığı için bugünkü görünümüne kavuştuğunu söylüyorlar. Bugünkü görünümüne aldığını, şeklini aldığını söylüyorlar. Ve aynı zamanda Heybeliada Sanatoryumu'nun hemen ilerisinde sağ tarafında da Terki Dünya Manastırı mevcut. Orada da manzara çok güzel. Buralar nefes alınabilecek, korunması gereken yerlerden, en önemli yerlerden birisi. Tabii Adalar Belediye Başkanı da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın buranın kendisine devri konusunda, tahsisi konusundaki durumunu değerlendirmiş ve milli emlaktan ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nın da varlık kiralama şirketinden tahsisini istediğini belirtmiş. Onlara da böyle bir duyumun geldiğini söylemiş. Ama şu anda tabii Varlık Koruma Kurulu bunu görüşecek, bunu karara bağlayacak ya da önerilerde bulunacak. Diyanet İşleri'nin ayrıca şunu da söylemiş. Kızılay tesisleri varmış. Diyanet İşleri zaten buradaki Kızılay tesislerini gelip tatilini yapıyormuş ya da burayı değerlendiriyorlarmış kendi Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama demek ki kendilerine yetmemiş buradaki çam koyunu istiyor. Çam limanının kendisine tahsisini istiyor Diyanet İşleri Başkanlığı.
Aynı zamanda Heybeliada Sanatoryumu'nun bulunduğu alanı, binalarını da istiyor. Tabii şu anda Heybeliada Sanatoryumu hizmet veremiyor. Çünkü 1999 depreminde çok hasar görmüş. 2001 yılında çeşitli restorasyonlar geçirmiş ama hasta gelmiyor gerekçesiyle, bahanesiyle 2005 yılında burası kapatılmış. Buradaki doktorlar, yaklaşık 100'ü doktor, 250 personelin çoğu da İstanbul Süreyya Paşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ne doğru yönlendirilmiş. Orada görev yapıyorlar şu anda. Ve Heybeliada'nın güney kısmında yer aldığını söyledik. En önemlisi, sanatoryumda buraya gelen Türkiye'nin dört bir yanında hastalar gelip kalıyormuş, kalıyordu. Ve merkezde eğitimler veriliyordu. Fotoğrafçılık, yani gelen hastalara, ayakkabıcılık, çorapçılık ve buradan eğitim alanların çoğu da 50 yıl sonra da bir araştırma yapmışlar. Çoğu işine devam ediyor. Yani burada öğrendikleri sanatla, öğrendikleri meslekle hayatlarına devam eden birçok hasta mevcut. Yani burası hem geliyorsunuz tedavi oluyorsunuz, hem de burası size meslek kazandırıyor, bir şeyler öğretiyor. Hayata katılmasını, kültürel entegrasyonun birbiri arasında geçişini sağlayan yerlerden birisi, nadide yerlerden birisi. Maalesef ki ilk önce hasta gelinmiyor, gerekçesi gelmiyor gerekçesiyle kapattılar. Daha sonra restorasyon yapılması gerekiyordu, onu yapmazlar. Hatta burası bir yangın atlattı. Hepinizin malumu, yangından sonra da bayağı bir hasar gördü. Burası tamir edilmedi. 1/5000'lik planlarda buranın ya hastane yapacaksınız ya da tıp merkezi, yani tıp öğrencilerine yapılacak bir okul olması gerekirken, burayı bana Diyanet devredin ısrarında. Bu ısrarda gördüğümüz üzere, tabii adalar savunması gibi çeşitli sivil toplum örgütleri bu konuda açıklamalar yapıyor. Çünkü buranın Diyanet İşleri'ne devredilmesinin bir mantığı yok. Tıpkı İstanbul Üniversitesi'nin Botanik Bahçesi'nin İstanbul Müftülüğü'ne devredilmesinin mantıki açıdan doğru olmadığı gibi, burasının da devri doğru değil. Zaten buradaki tesislerde, Kızılay tesislerinde gelip konaklamanızı yapıyorsunuz, personeliniz. Yani ne yapacaksınız? Çam Limanı'nı ne yapacaksınız? Oradaki sanatoryumu ne yapacaksınız? Buranın hastane olması, turizme açılması, yani oranın korunması, doğal güzelliklerin korunması. Üstelik burası doğal sit alanı. Yani korunması gereken yerlerden birisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en son talep edebileceği yerlerden birisi. Bir an önce bu, yani halkın olması gereken yerlerin böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya da çeşitli kurumların talep etmesinin, yani amacı dışından kullanılmasının hiçbir mantığı yok. Diyelim, yurt dışına gidelim. Biraz da yurt dışından, dünyadan haberleri verelim. Malumunuz, hepiniz ana haber bültenlerinde izliyorsunuz. Endonezya'da maalesef ki bir deprem meydana geldi 5 Ağustos tarihinde. 5 Ağustos'tan önceki haftada da bir sarsıntı olmuştu Endonezya'da. Endonezya'nın neresinde oldu derseniz, Lombok Adası var. Lombok Adası turistik bir ada. Burası 7 büyüklüğünde bir deprem, burada 7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti ve yaklaşık dün açıklanan rakamlara göre 92 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Tabii yetkililer burada arama kurtarma çalışmalarına devam etmekte, bu çalışmalarını sürdürmekte. Çok sayıda ölünün yanı, 92 kişi hayatını kaybetti. 90 kişi hayatını kaybedenlerin yanında çok sayıda da yaralılar var. Ulaşılamayanlar var ve Lombok Adası'nın Mataram bölgesi, şehri en fazla merkezi zarar gören yerlerden birisi. Çünkü buradaki binalar çürük yapılmış. Öyle olunca da 7 büyüklüğündeki depreme dayanamamış. 7 büyüklüğündeki deprem ve binaların çürük yapılması denilince hemen İstanbul depremi akıllara geliyor. Maalesef ki geçtiğimiz haftalarda çok sık haberleri vermiştik. Özellikle istinat duvarlarının çöküşünü İstanbul'da yağış sonrasında vermiştik. Demek ki aynı tehlike, zaten o dönemde de tecrübe etmiştik, İstanbul için de hala sürüyor. Tabii bu ada, Lombok Adası, Endonezya'nın Lombok Adası, Bali'ye, yani çiftlerin, özellikle balayındaki çiftlerin tatil için tercih ettiği Bali Adası'na da çok yakın. Bali Adası da etkilendi ve iki kişinin hayatını kaybettiği Bali Adası'nda bildirildi. Tabii buradaki turistler büyük bir endişe yaşıyorlar ve bir an önce
ülkelerine dönmek istiyorlar. Adadan kaçanların görüntüsünü orada kurtarma çalışmaları için giden yetkililer selfie çekerek sosyal medyada paylaşmışlar. Yani o anki hengameyi göstermişler sosyal medyada. Ayrıca depremde hayatını kaybeden aileler Lombok Adası'ndaki hastanenin bahçesinde hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin yanında bekliyor. Yani hastanenin içine alınmamış, bahçede bekletiyor çoğu naaşlar. Ve o aile fertlerinin o naaşların yanındaki görüntülerini, fotoğraflarını Reuters haber ajansı dünyayla paylaştı. Paylaşmaya da devam ediyor. Elektrik kesintileri var. Tabii adaya yiyecek içecek yardımı için gemiler gönderiliyor. Buraya destek olmaya başladılar. Yani ekipler, vatandaşlar bir an önce depremzedelere ulaşmaya ve yardım etmeye çalışıyorlar. Kurtarma ekipleri özellikle. Ayrıca açıklamalar da devam ediyor, uyarılar da devam ediyor. Yani anlayacağınız, alınmadığı için çeşitli önlemler, en basite binalar çürük yapıldığı için bu durum 92 kişinin hayatına mal oldu. Ve dünya artık güvende değil. Az önce de söyledim, yanardağlar patlıyor. Hawaii'de, Guatemala'da, çeşitli yerlerde artık yanardağlar da faaliyete geçmiş durumda. Çünkü dünyanın dengesini maalesef ki biz insanlar bozduk. Öyle olunca da doğa doğal olarak bize tepki veriyor. Bunu da çeşitli yollarla veriyor, depremlerle veriyor. Yaklaşan İstanbul depremi de kapımızdayken bizlerin de bir an önce önlem alması gerekiyor. Yani Endonezya çok uzak demeyin. Her an deprem tüm ülkelerin kapısında. Tsunami uyarısı vardı. Bunu da altını çizeyim hemen. Tsunami uyarısı vardı. Çünkü Endonezya'da geçtiğimiz yıllarda tsunami'nin o görüntülerini sosyal medyada ve haberlerde izlemiştik. O büyük felaketin görüntülerini. Böyle bir uyarı da vardı. Ama tsunami gerçekleşmedi. Yine de Avustralya'ya çok yakın bir bölge olduğu için diğer yerlerde kendi önlemlerini ülkelerde kendi çapında almaya devam ediyorlar. Şimdi başka bir ülkeye gidelim. İtalya'ya gidelim. Şu anda haber merkezlerinin en çok paylaştığı haberlerden birisi İtalya'nın Bologna kentinde yakıt yüklü tankerle araçlar çarpıştı ve büyük bir patlama gerçekleşti. Bu patlamanın etkisiyle oradaki yol, yani havaalanına giden yolda büyük bir yarık meydana geldi. İki kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Yaklaşık 70 kişi yaralandı. Yetkililer 4 kişi, 14'ünün ağır olduğunu belirttiler. Özellikle dün haber ajanslarına düştü bu haber. Ve yaralı sayısının artmasından endişeleniyorlardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediyorlardı. Otoyolun o anda patlama yaşanınca sadece o bölgede kalmadı. Tabii ki yanıcı madde taşıdığı için çok tehlikeli bu yanıcı madde taşıyan tankerlerin, kamyonların trafik içerisindeki seyri. Böyle olunca yapılan kaza anında yan taraftaki bulunan otoparkta, yani araç satış yerindeki arabalarda, 10 tane araba da yandı. Orada patlamalar meydana geldi ve etraflarda yangın çıktı. Bu görüntüleri de izledik sosyal medyada. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten o İtalya'da meydana gelen patlamaları. Yani o kadar tehlikeli ki bu tür araçların trafik içerisinde seyri ve trafikte o kadar dikkatli olmamız gerekiyor ki bir anlık hata. Şu anda ucuz atlatılmış, maalesef ki iki kişi hayatını kaybetti. Ucuz atlatılmış gibi gözükse de daha büyük facialara neden olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle trafikteyken dikkat etmek gerekiyor. Hem bu tür araçları kullanan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Hem de biz trafikteyken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Malumunuz geçen hafta Hazal Ocak'la da konuşmuştuk Cumhuriyet Gazetesi'nden. Hatta Ahmet Atalık, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı'yla da bir telefon bağlantısı yapmıştık. Konu neydi? Kırklareli Ovası'nda kurulmak istenen termik santraldi. Ve Ahmet Atalık da Hazal Ocak da şunun altını çizmişti. 3 Ağustos'ta chat toplantısı var demişti. Buraya termik santralinin kurulmasının doğru olmadığının altını çizmiştik. Defalarca belirtmiştik. Çünkü burası, buranın meyve ihtiyacını karşılayan, tarım ihtiyacını karşılayan en güzel ovalardan birisi. Hatta Ahmet Atalık da söylemişti. Buradaki toprak Anadolu'daki topraktan 4 kat daha verimli. Burada ayçiçeği yetişiyor, buğday yetişiyor, tarım ürünleri yetişiyor. Buraya
termik santralin kurulmaması gerekiyor. Gerçi çoğu yere kurulmaması gerekiyor. Termik santralin artık raftan kalkması gerekiyor, kömür termik santralin. Buraya kurulmak isteniyordu. Onun ÇED toplantısı vardı. Bunun üzerine 3 Ağustos'ta bir ÇED toplantısı gerçekleştirildi diyecektim ama gerçekleştirilemedi. İnsanlar karşı çıktı. Halk haklı olarak orada eylem yaptılar, protesto gösterileri yaptılar ve karşı çıktılar ve orada ÇED toplantısını yaptırmadılar. Şimdi Kırklareli'ne gidelim, işte o görüntüleri izleyelim. Ne diyeceğim? Çocuğum biz bu santralı burayı istemiyoruz. Küçük bebelerimize yazık. Bütün mahsullerimize yazık. Biberlerimize, patlıcanlarımıza hepiniz yiyorsunuz. Onları yiyemeyeceğiniz. Alacağınız 20 liradan, 30 liradan alacağınız. Bulursanız, bulamazsanız yok. Yok çocuğum. Başbakan'a rica ederim. Bu santralı burayı yaptırmasın. Trakya'ya termik santral istemediğimiz için, çocuklarımızın, geleceğimizin sağlığını düşündüğümüz için Trakya'ya kesinlikle istemiyoruz termik santral. Termik santral yapacakmışlar bilmem ne kadar, işte kömür havaya, kirli hava saçacakmış. Biz onu nefes olarak içimize çekeceğiz. Onun için kesinlikle istemiyoruz. İstemiyoruz yani, şey olmuyor. Çernobil'in şeyini çekiyoruz. Bir de o geldiği zaman yani hayat Trakya'nın nesli tükenmiş demektir. Trakya'da hayat bitmiş demektir. Termik santral yapılmak isteniyor Trakya'ya ama biz böyle çevreye zarar veren bir proje istemiyoruz burada. Her yer yeşillik, doğal ürünler var. Biz böyle bir proje istemiyoruz. Yapılacaksa da tabii ki karşı değiliz. Ama daha insan sağlığına zarar vermeyen projeler yapılabilir tabii ki buraya. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bunca yıllık hayatımda Trakya ilk defa bu kadar omuz omuza. Ve biz istemiyoruz böyle bir şey. Şimdi bugün bir ÇED toplantısı yapılacak burada. Biz bu toplantının da yapılmasını istemiyoruz. Yani oldu bittiye getirilmesini istemiyoruz böyle bir toplantıyla. Biz kendi toprağımızda kendi geleceğimizi, yiyeceğimizi... Yani o çıkan kömürle zehirlenmek istemiyoruz biz. Faydalı şeyler yapsınlar, zararlı şeyler yapmasınlar. Fabrikalar yapsınlar çocuklarımıza ilerlemek için. Güzel bir şeyler yapsınlar, insanları zehirleyecek şeyler yapmasınlar. Öyle değil mi? Fazla konuşmaya gerek yok. Güzel güzel şeyler yapsınlar ki bu alan yeşersin, kurumasın. Tek konuşmamıza gerek yok. Halk konuşuyor. Herkes biliyor, bilinçli. Bizim arazilerimizi, Türkiye'mizi, Trakya'mızı kurutmaya kimsenin hakkı yok. Bu devleti, kimse, devlet haklının yanındadır. Ve biz de haklıyız. Bu Trakya'mızı kurutmayacağız. O kadar. Fazla söze gerek yok. Halk kendini gösteriyor. Termik santraller her zaman enerji politikaları olarak yanlış anlaşılmasın. Bu İklim adaleti meselesi, çiftçi hakkı meselesi, toprak hakkı meselesi. Yani biz suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak durumdayız. Enerjiyi verimli kullanmadığımız sürece ne yazık ki insanlık ve doğa hep kaybedecek. Bugünlük bitti. Bundan sonrası içinde daha derli toplu bir şekilde ama bize yakışan medeni koşullar altında eylemlerimize de devam edeceğiz. Çünkü burada da termik santral yapılmasına izin vermiyoruz. Peki arkadaşlar. Evet, Kırklareli Ovası'nda termik santral yapılmasını istemeyen halkın tepkilerini, protestolarını ekrana getirdik. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam edecek, kısa bir ara. Bayram kardeşliktir, barıştır, sevgiyle bir arada olmak ve dayanışmadır. Tığlayacağınız kurbanları hak kabul etsin. Cemevlerimize yardım ve sizlere hizmet için kurban ve deri bağışlarınızı bekler. Bayramınızı enişten dileklerimizle kutlar, sağlık ve mutluluk dileriz. Yardımlarınız için IBAN numarası Akbank Radar
TR 09 0 4 60 11 75 88 80 0 03 53 18. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Merhabalar, ben Nilgün Bakkaloğlu. Yaşamın İçinden programı içerisinde gazetelerin ilk sayfa haberleri, köşe yazıları, iç sayfalardaki enteresan başlıklar, sosyal medyada neler oluyor, kısacası gündeme ait ne varsa yaşamın içindendi. Ayrıca sizlerin o çok sevdiğiniz nostaljik müzikler, işte onlar da tamamlayacak. Cem TV'deyiz, bekliyoruz. Nilgün Bakkaloğlu'nun hazırlayıp sunduğu Yaşamın İçinden hafta sonu sizlerle. Bırakmak istiyorum da kahveyi, sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya, daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Günün Getirdikleri programı saat 11 ile 12.30 arasında sizlerle birlikte olacak efendim. Ekonomi konuşacağız, sağlık konuşacağız ve politika konuşacağız efendim. Berat Aşıcıoğlu ile Günün Getirdikleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma 11'de Cem TV'de. Bizden ayrılmayın. Dünya nereye gidiyor? Doğa bitmez tükenmez bir kaynak değil. Temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için eko etiketi seç. Seçimini çevreden yana kullan. Eko etiket uygulaması dünyanın ekolojik sistemini korumayı hedefleyen bir sistemdir. Üreticiden tüketiciye bu zincirin halkası olun. Çocuk sahibi olamayanlar ve olmak isteyenler için jinekolog Ercan Köse ile Reçete, tam size göre bir program. Aile sağlığı, kısırlık ve elinizdeki tahlil tetkiklerle geliyorsunuz. Tüp bebek tedavisini anlaşılır bir dille ekrana taşıyan Ercan Köse ile Reçete, her cumartesi saat 11.30'da Cem TV'de. Tokat Erbaa Keçeci Baba Köyü Ahi Mahmut Veli Kültür Etkinliklerinin bu yıl 31.si düzenleniyor. Halk müziğinin birbirinden değerli sanatçılarının katılacağı etkinliğe tüm canlar davetlidir. Ahi Mahmut Veli Kültür Etkinlikleri 19 Ağustos Pazar günü canlı yayınla Cem TV ekranlarında sizlerle. Bir aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumu
Programın en başında söylemiştim, Muammer Şahin demiştim. Kendisi İstanbul İhracatçılar Birliği eski başkanı, yaklaşık 25 yıl İhracatçılar Birliği başkanlığı yaptı. Hububat ve yağlı tohumlar alanında yaptı. Tabii konuğuma döneceğim ama daha öncesinde sizinle paylaşmak istediğim Hasankeyf Artuklu Hamamı'nın taşınması konusu var. Malumunuz Batman'da Ilısu Barajı inşa edilmeye, hatta su tutmaya başladı. Burada da dünyanın en güzel tarihi miraslarından biri olan Hasankeyf var. Bizler, çevreciler, tarihi sevenler ve tarihi korumak isteyenler burada barajın yapılmasının yanlış olduğunu defalarca altını çizmiştik ve defalarca söylemiştik. Şimdi Hasankeyf'te bu çalışmalar, baraj çalışmaları devam ederken bir yandan da Artuklu Hamamı gibi tarih eserlerin taşınması devam ediyor. Artuklu Hamamı yaklaşık 3 kilometre uzağa taşındı, dün taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir de buna eşlik etti. Onu taşıyan aletin kullanılmasını yaptı uzaktan ve çeşitli açıklamalarda bulundu. Çok kısacık bir görüntü var Artuklu Hamamı'nın taşınmasıyla ilgili. Onu izleyelim, daha sonra konuğuma soru sormaya başlayayım. Taşıma görüntülerini paylaştık. Yaklaşık bu taşıma işlemi 37 milyon TL'ye mal oldu. Ayrıca Ilısu Barajı'nın yapımı da 12 milyar liraya harcandı ve harcanmaya da devam ediyor. Buradaki diğer tarihi eserler de taşınacakmış. Pakdemir böyle bir açıklama yaptı. Er Rızık Camisi taşınacakmış. İmam Abdullah Zaviyesi bayramdan sonra taşınacak ve paralar harcanacak. Daha öncesinde tabii buradaki bakan açıklamalarında şunu söyledi. Çok da güzel oldu, yeni yerde daha iyi olacak diye açıklamalar yaptı. Ama burada tarihin olduğu yerde korunması, bu paraların barajın başka yere yapılması için, daha uygun bir yere yapılması için harcanabilirdi. Bunun da altını çizelim. Evet, Muammer Şahin'e dönüyoruz. Kendisiyle tarımı konuşacağız, tarım üzerine sohbet edeceğiz. Kendisi yıllarını, ömrünü tarıma adadı ve ihracata adadı. Yaklaşık 11 adet altın ve gümüş madalya takdim ettiler kendilerine. Hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, ben teşekkür ederim. Önce Cem TV'ye beni davet ettiğiniz için son derece mutluyum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun efendim, iyiyim. Şöyle, hakikaten tarım bizim milli gelirimiz. Ülkemizin geçmişte kendi kendine yiten 7 ülkeden bir tanesi idik. Evet. Ama bugün maalesef Türkiye'de bakliyat cinslerini %80'ini tamamen ithal ediyoruz. Evet, siz bir dönem ihracatçılar şampiyonuydunuz. Hatta gazetelerde boy boy resimleriniz vardı yaptığınız ihracatlarla ilgili. Şimdi tam tersi ithalata dönmüş durumdayız, değil mi? Öyleyse bir ihracat konusunda kısa bir anlatayım. 90 yılından önce bir Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Evet. Hatta öyle ki gıda maddeleri elimizde stoklar oluyordu. Bazen hükümete rica edip bu stokları devlet kendisi müvahiye edebiliyordu. Toprak mahsulleri olarak. Şimdi evet, ben neden o kadar mahsulümüz bozdu ki, benim yaptığım gibi diğer benim mesleğimde olan insanlar da güzel ihracat yaptılar. 80 ile 95 yıl arasında bakliyattan nohut, fasulye, mercimek hep uzak doğuya tamamen Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi. Bangladeş. Evet, ve Çin'e de geniş miktarda mal verdik. Sizinle sohbet ettiğimde tabii yayın öncesinde birkaç hafta öncesinde sizi ziyaret ettim ofisinizde ve şunu konuştuk özellikle. Hindistan'a mercimek ihraç ettiğimizi ve oraya gidip gördünüz, yani bu mercimekleri ne yaptıklarını bana anlatmıştınız. İstiyorum ki şu anda seyircilerimize de anlatın. Oraya kırmızı mercimek ihraç ediyordunuz ve Hindistan bunu ne için kullanıyordu? Efendim, mercimeği tamamen diğer ülkeler çorba için, un için çorba üütüyorlar. Tamamen çorba yapıyorlar.
ve tüketimleri ucuz yani şey halka böyle bir ekmekle çorbayı veriyorlar. Birincisi kırmızı mercimek en çok talepler oluyor dünyanın. Hatta bu bir ara elimizde kırmızı mercimek kalmayınca yeşil mercimek kalmıştı. Tokatların, Yozgatların elinde 60 bin ton, 150 bin ton yeşil mercimek üretiyorduk o yıllarda. Toprak mahsullerine rica ettik. Bu 60 bin tonu aldılar köyün yerinden. Çünkü almışlar. O dönemde de İhracatçılar Birliği başkanısın sen. Aynen devam ediyor. Benim çünkü 2005'e kadar devam etti başkanlığım. Evet. Ve dolayısıyla yeşil mercimeği de kırmızı mercimek yerine manipülasyon yaparak Hindistan'a sattık. Manipülasyon derken, şimdi seyircilerimiz diyecek ki manipülasyon derken neyi kastediyorsunuz? Çünkü biz sizinle sohbet ettiğimizde şunu söylemiştiniz. Uğur Dündar o dönem tabii boya maddesi mi, katkı maddesi mi karıştırıyorlar diye haber endişelerinden bahsetmişti dediniz. Haber oldu demiştiniz. Şimdi siz oraya katkı maddesi mi katıyordunuz? Nasıl bunu yapıyordunuz? Bana anlatmışsınız. Efendim şöyle seyircilerimiz tek anlatayım. Anlatayım. Yeşil mercimek ya kırmızı mercimek olmayan yeşil satmaya duruma kalktık. Bu katkı maddesi yok. Tamamen yağ. Yağ püskürtüyorsunuz mercimeğe. Yağ dediğiniz çiçek normal yağı. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Hatta o da madden bir katkımız oluyor. Bizim de fabrikaların. O güneşte kızarınca renk veriyor ve kızarıyor. Kırmızı mercimek bitince yeşil mercimek kalmıştı. 60 bin ton. Köyden, tabii yeşil mercimek istemiyor diğer ülkeler. İstemiyor. Köyler der ki bu mal almazsanız biz önümüzdeki sene mahsul ekemeyiz. Rahmetli Turgut Özal'a rica etmiştik. Toprak mahsullerine talimat verdi. Biz ona satacağımızı söz verdik. 60 bin tonu Tokat'ta Yozgatlıların elinden yeşil mercimeği aldık. Tekrar bunu aynı yeşil kırmızı mercimek durumuna getirmek için yağla püskürterek ve 3 bin ton da onlara bir eşantiyon vererek Hindistan'a ve Hindistan'a farklı fiyatın üzerinden de 60 bin tonu sattınız. Hindistan'a satmış olduk. Ve ya. Hindistan'da çok aç olduğu için, nüfusu da çok fazla olduğu için biz, oradaki açları doyurmak için yani fakir insanlar için kullandılar. Bizzat Hindistan'a gittim. İnsanlar böyle gece parklarda yatıyorlar. Ellerinde tankerler geziyor. Çorba gibi. Yeşil mercimekleri, kırmızıları üyütüyorlar un halinde. Un haline getiriyorlar. İçinde bir takım şeyler koyuyorlar. Karabiber, şunlar bunlar. Vatandaşın eline çorbasını döküyor. Fakir. Fakirlik had safhada. Yani fakirliği dedikleri kadar var. Yani dünyada böyle bir fakirlik görmedi. Çimenlerde yatıyorlar. Ve bunlarla kayınlarını doyuruyorlar. Dolayısıyla böyle bir olayı gördüm gözümle ki. Yıl 1980'ler. 88. Pardon. Evet. 88. Pardon. 88 de özür dilerim. Yıl 95. 95'te bu olay gerçekleşti. Evet, peki. Yani, evet, çünkü şunun için sordum. Birazdan geleceğiz. Bizim de elimizde biliyorsunuz soğanlar kaldı, patatesler kaldı. Hükümet yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçinin elinde kaldı. Ambarlarda çürüdü onlar. Birden patates, soğan tavan yaptı fiyatı. Ama o dönemde bir çare üretmiştiniz. Sizin öneriniz üzerine yeşil mercimeği kimyasal olmayan yöntemlerle sağlıklı bir şekilde kırmızıya çevirip Hindistan'a ihraç ettik. Şimdi gelelim. Efendim soğan ve patates dediniz. Türkiye'de şu eksiklik var. Üretim ve tüketim planlaması yok. Evet. Türkiye'de ne üretiyoruz ne tüketiyoruz. Dolayısıyla hükümetlerin bu politikayı ciddi şekilde takip etmeleri lazım. Biraz sonra açacağım. Bu üretim ve tüketim politikalarının hangi şekilde olması uygulama gerek. Yapılabilir önerilerim olacaktır. Şimdi sizin Babam isminde bir kitabınız var. Muammer Şahin imzalı. Şu anda görüyorsunuz. Şöyle arkasını da çevirelim. Muammer Şahin imzalı bir kitap var. İçerisinde yıllarca babanız da tabii değirmencilikte başlamış. Doğanşehir'in Polat Köyü'nde tarım alanında birçok hizmetleri olmuş. Ve ondan öğrendiklerinizi iş hayatınıza taşımışsınız ve çok başarılı olmuşsunuz. Tarım üzerine yönelmişsiniz. Yani insanlar tıpkı Fransa'da, Kanada gibi tarım üzerine gelişebilir ve üzerine koyabilir. Yani ülkesine yatırımlar yapabilir. Sizin babanızla ilgili şöyle bir anınız var. Özellikle Dermason fasulyesinin 1942 yılında Doğanşehir'e getirme hikayesini bana da anlattınız. Bir de seyircilerimize anlatalım. Efendim şimdi bizim Doğanşehir ufak fasulye ekiyordu. 1942'de 45'te Malatya valisi geliyordu Doğanşehir'e.
Diyor ki niçin burada diyor ufak fasulye ekiyoruz, küçük tombul fasulye demektir. Bizim Niğde'de Dermeson köyü var diyorlar, orada Dermeson fasulyesini getireceksiniz diyorlar. Ve babam mektup alıyor, gidiyor 500 kilo Dermeson fasulyesini Dermeson köyünden, Niğde'nin Dermeson köyünden 500 kilo fasulye getirecek Doğanşehir'e ekime başlatıyor. Ve yılda 40 ve 50 bin ton Doğanşehir'de 40-50 yıl bu şekilde büyük bir üretim yaptı. Yani şu anda Türkiye'de Dermeson fasulyenin annesi Niğde'dir. Fakat üretim alanı da Doğanşehir'dir. Fakat şu anda Doğanşehir'de Dermeson fasulyesi yok. Dermeson nereye kaydı? Erzincan'a kaydı. Bir de Ereğli'ye kaydı. Yani Türkiye'de o yıllarda bakliyat tamamen Türkiye'de tavan yapmıştı. Hatta müstahsil bu malı alınız, bunu nasıl halledeceğiz diye devamlı bize uygulama ısrar ediyorlardı. Bir de o yıllarda da üretim ve tüketim planının olmadığını söylüyorduk. O dönemlerde de yoktu. O dönemlerde fazlalığın nasıl eriteceğiz, niye fazla üretim yapıyoruz, yani tüketime göre üretim yapılması lazım gibi böyle bir önerilerimiz vardı. 90 yıllarından sonra Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'daki olaylardan dolayı üretim durdu. Bu sefer ithalata doğru başlamak oldu. Aynı zamanda göçten dolayı da. Göç, bir de şehirlere göç başladı. Şehirlere göç başladı sanayileşmeyle birlikte. Ve sanayiyle birlikte. Dolayısıyla üretim yavaş yavaş ithalata döndü. 92, 93, 95, 97 diye şu anda da %80 ithalat yapıyoruz. Evet, tarımda şu anda %80 ithalat yapıyoruz. Fasulye, nohut, mercimek, türeyen hepsini diye evet. Bir de pirinç tamamen %90 kendi ithalat üretimimiz, %10'luk bir pay var. 800 bin ton bir pirinç tüketimimiz var. Ve o yıllarda isterseniz bir rakamlar verelim. Evet, mesela, o yıllardaki üretimden biraz bahsedelim. Ne kadar üretim? Mesela işte, kayıtlar var elimde. Mesela o yıllarda yeşil mercimek, Tokat, Konya, Kırşehir bu bölgelerde 150 ve 200 bin ton üzerinde yeşil mercimek üretiyorduk. O yıllarda Urfa'da diğer bölgelerimizde 100 bin ton üzerinde nohut üretiyorduk. Tahmini yani %10 rakamları o yıl araştırmamıza göre. O yıllarda, başka neler üretiyorduk? Fasulye 150 bin ton fasulye üretiyorduk. Bunun 50 bin tonu Doğanşehir yapıyordu. Diğeri de Ereğli yapıyordu. Erzincan yapıyordu. Başka? Evet, kırmızı mercimek o yıllarda en çok ürettiğimiz mahsuldu ki 350-400 bin ton. Bunu daha çok Mardin, Urfa, Adıyaman bu bölgeler yapıyordu. Ama bugün için bu mahsullar tamamen üretici kaybettik. Çünkü gerekli teşvikler verilmiyor. Şimdi birazdan oraya geleceğiz ama sizin kitabınızda, yazdığınız kitapta, Babam isimli kitapta şu çok dikkatimi çekti. 42. sayfada, 44. sayfada. Babanız 1945-46 yıllarında değirmenleri elektrikli değirmene, elektrikli hızar ve doğrama atölyesine çeviriyor. Tabii bu sistemi yaparken de tabii sizin oteliniz var, lokanta var, fırın var, bakkaliye ve lokal gibi sosyal tesisleriniz de var. Buradaki ihtiyaç olan elektriği de İstanbul'da gördüğü rüzgarlı elektrik enerjisi tesisini satın alarak Doğanşehir'e getirerek kuruyor ve rüzgarlı elektrik santralinden rüzgar ihtiyacı karşılıyor elektrik ihtiyacı. Yani yenilenebilir enerji kullanıyor. Biraz bundan bahseder misin? Evet, orada ikinci elden Alpullu'da bir yerde görüyor bir gayrimüslimde. 946'da alıyor. Geldi orada bir şey yaptı, kule yaptı. Ve dolayısıyla şey değil, makine değirmenleri değil ama lokantaya, kahveye, oteli tamamen rüzgar gücü dediğimiz o aküleri düşeyerek tamamen 5 sene onunla idare ettik ki babam çok ileri görüşlü bir insandı. Zaten biraz sonra bu kitabı nasıl yazdığımı da anlatacağım size. Kitaptaki yaz, evet bu şekilde dolayısıyla rüzgar gününde 46 yılında babam İstanbul'dan Doğanşehir'e götürüp kurmuş bir insandır. Biz de o yıllardan beri görgülerimizi, yaşantılarımızı tamamen takip etmekteyiz. Şimdi o yıllar tıpkı bu yıllar gibi sıkıntılı yıllardı. Turgut Özal döneminde özellikle ve Demirel döneminde ihracat
yaptın, yoğun olarak yaptığınız dönemler. Onlarla da münasebetiniz gayet iyiymiş anladığım kadarıyla ve sizinle konuştuğumuz üzere. Başbakan Özal'ın isteği üzerine o dönem 50 bin ton pirinci Çin'den almışsınız ve Türkiye'ye getirmişsiniz. O hikayeyi biraz anlatır mısınız? 88 yılında Çin seyahatimiz oldu. 120 kişilik bir heyetle. İş adamlarıyla beraber Çin'le ilk defa tamamen sosyalistti. Pekin'deydik. Muammer dedi, buradan bir şey alalım da Türkiye Çin'le bir yakınlık kursun dedi. Ben de pirinç ithalatı yapıyordum ihracatımın yanında. Efendim burada pirinç var dedim. Onların pirinçleri biraz kalitesi düşüktü ve fiyatı uygundu. Dolayısıyla Ekrem Pakdemirli'nin aracılığıyla, Ekrem Bey de oradaydı, hazine, rahmetli Ekrem Pakdemirli. Hazine Başkanı. Hazine Başkanı'ydı. Mevcuttaki Tarım ve Orman Bakanı'nın babası. Evet, Sayın Bakanımın babası. Bekir Bey'in, Bekir Pakdemir'in babası. Hı hı. Onun aracılığıyla, onun tercümanlığıyla gerekli banka şeylerini yaparak karşılıklı Türkiye ile ilgili. Fakat bu arada fon ve gümrük olduğunu söyledim Orza kendilerine. Yani vergilerin çok ağır olduğunu belirttiniz. Belirttik. Dediler ki o zaman fon ve gümrüğü kaldırıyoruz. Ve Çin'de, Pekin'de fon ve gümrüğü kaldırdılar. Türkiye'nin azından pirinç ithalatında fon ve gümrüğü kaldırdılar. Hı hı. Ama bizim pirinç 3,5 ayda gelince bu sefer Trakya müştahisini... Tabii bunun yanında sözünüzü kestim. Siz de incir ve kayısı. Evet. Takas olarak da bunun yerine de evet bunu takas değil yani karşılıklı ticaret yapmak üzere. Onlar da bizden Beşikçioğlu'nun vasıtasıyla. Beşikçioğlu vardı rahmetli Özal'ın dünürü. O da yanımdaydı. Dedi ki biz de incir ve üzüm verebiliriz dediler. Onlar da hayal dedi. Evvela bu bir ticareti 50 bin tonu bir başlayalım. Sonra da gerisini ticari münasebetleri de geliştirelim diye. Çünkü orada kooperatifler vardı. Bu bizim pirincimiz 3 ay sonra geldi. Fakat 3 aydan 5 gün önce Ekrem Bey tamamen fon ve gümrüğü koydu. Yeniden pirince. Kaldırılmış gümrüğü tekrar koydu. Ama bizim pirinç 3 gün geç gelince demiraj yaptı. Demiraj yapınca bir zarar... Demiraj derken biraz açabilir misiniz? Demiraj şu yani gemi gelir. Eğer gümrüğünü ödemedinizse geciktikse her gün sizden bir demiraj ödeme alır. Sizden. Evet. Yani bekleme. Limanın bekleme parasını bekleme alır. Ama büyük bir rakam. Bunun üzerine biz tabii gayet ciddi bir şekilde kaybı uğradık. Hemen derhal rahmetli Özal'a gittik, bu durumu anlattık. O da derhal Ekrem Bey'i çağırdı. Ekrem Bey ben bunu satarım dedi, maliyetleri koydu. Bütün belediyeleri aradı, Türkiye'deki ANAP belediyelerini. Onlar da peki söz verdiler ama maalesef ben de gittiğimde belediyelere İstanbul Dalhan'a 10 bin ton söz verdi, İzmir 10 bin ton söz verdi, Ankara 10 bin ton. Çünkü o zaman belediyelerin satış arabalar vardı. Onlarla satış yapıyoruz ki sırf halkı daha ucuz pirinç yedirmek için. Tabii bu pirince fon koyması Trakyalıların yürümesinden dolayı Türkiye'ye ithalat yapıyor. Bizim pirinçlerimiz ucuza gidecek gibi. Ya halk tepki gösterince Ekrem fon Bey de ve gümrüğü tekrardan koydular. Tekrar bu sefer biz tuttuk 10 bin lira, 10 milyar TL. Bankadan Ekrem Bey'in aracılığıyla kredi alarak demirajdan pirinci kurdadı ama 10 bin liralık bir maliyet bindi. Fakat maalesef iflasımıza gidecek bir durumdaydık. Yani siz aslında Çin'den böyle bir ithalat yapma gibi bir niyetiniz yoktu. Sadece turistik gezi mahiyetine gitmiştik. Evet. Sizden rica edildiği için gerçekleştirdiniz. Hükümete yakınlığımızdan dolayı bizim imkanlarımız müsaitti. Çünkü bizim Mersin'de 50 bin metrekarelik depolarımız vardı. Zaten biz ihracatımızı Mersin'den yapıyorduk. Hı hı. 80'den 95 yılına kadar 11 altın madalyayı da o bölgede sağladık. 350 milyon dolar. 300 bin doların üzerinde. 350 milyon dolarlık bir ihracat. 350 yaklaşık. Milyon. Evet. Evet. Peki Demirel döneminde de çalıştınız ve yine bir Hindistan seyahatinde, bu sefer Hindistan ziyaret esnasında tarımla ilgili Demirel'e briefing vermişsiniz. Peki neler söylediniz Demirel'le aranızda? Demirel'de seyahatimizde yine o halkın... Ne tür eksiklikler vardı o zaman? Halkın Hindistan'da, halkın oradaki fakir halkın yiyeceklerini tetkik ettik. Hatta değirmenlerine gittim mercimekte nasıl içiyorlar diye. Sonra Demirel'de uçakta benimle sohbet etti bakliyat konusunu.
gel bana bir briefing ver dedi ve ben de köşkte gittim kendisine briefing verdim. Üretim ve tüketim planlamasının eksikliğini bahsettim. Peki neydi eksiklik o dönemde? O dönemde halen devam ediyor. Eksiklik şu efendim, biz Türkiye'de artık üretici, üretecek durumda değil. Yeniden ticari yönden profesyonel üreticiye geçmesi lazım üretimin. Yani tarlaların, çiftçilerin ortaklaşa üretim yapmaları yani lazım. Yani bir nevi kooperatifleşme sistemi. Ona benzer. Hatta pancar şirketlerin yapmış olduğu kotalı, anlaşmalı, yani profesyonel iş adamları köyüyle ortak olarak veya kiralayarak yanına ziraatçıları alarak bu bir şekilde anlaşmak yaparak. Yani seyircilerimizin anlayabilmesi için şunu açayım biraz. Yani siz diyorsunuz ki artık Kanada'daki gibi, Fransa'daki gibi sanayimizi ve diğer gelişmelerimizi tarım odaklı yapmalıyız. Ve bizim sermayeyi elinde tutanlar da çevreyi koruyan bir şekilde çiftçiye destek olmalı. Efendim, tarım stratejik bir konu, milli bir konu. Evet. Ama bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir ilgi istiyor, ciddi bir finans istiyor, ciddi bir teşvik istiyor. Türkiye'mizi şu anda kurtaracak tek şey tarım. Evet. Tarım, tarım, tarım. Şu anda hükümet aldığım bilgiye göre Sudan'da, şurada, burada arsa, arazi yapmalarını, üretim yapmalarını. Halbuki devletin elinde 5 milyon metre dönüm boş arazileri var. Şöyle ki bugün Haran Ovası'nı hala sulama tam yapılamadı. Yani GAP daha istediği Ceylanpınar'da 3 milyon küsur arazi var. Yani bu bölgelerde böyle anlaşmalı tarımı bir örneği yapılabilir. Ondan sonra 100'er bin dönümlük eraziler halinde iş adamlarına verilirse, iş adamları bunu kendi organize ederek tamamen analiz yaparak toprak analizini ve Türkiye'nin daha hangi bölgelerinde bu bakliyat yetişiyor? Mesela onu anlatayım. Orta Anadolu'da yeşil mercimek, Urfa tarafında nohut mercimek, diğer Erzincan, Malatya'da dermesin ama artık Malatya dermesin bitti. Tamam, meyveciliğe döndü. Meyvecilik yapılabilir. Dönüyor, evet. Şu anda da Türkiye %80 nohudu, fasulyeyi, mercimeği ithal ediyor. Yani %20 kısmını kendi üretebiliyor. Halbuki bu üretime geçtiğimiz takdirde anlaşmalı üretime, planlı üretime işsizliği de önleriz. Yani İstanbul'daki işsiz insanlar Anadolu'ya dönüp kendi tarlalarıyla anlaşmalı üretime ortak olabilirler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara, aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam edecek. Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Bayram kardeşliktir, barıştır, sevgiyle bir arada olmak ve dayanışmadır. Tığlayacağınız kurbanları
Hak kabul etsin. Cemevlerimize yardım ve sizlere hizmet için kurban ve deri bağışlarınızı bekler. Bayramınızı enişten dileklerimizle kutlar. Sağlık ve mutluluk dileriz. Yardımlarınız için IBAN numarası Akbank Radar TR09 çift 0004 60 11 75 88 80 çift 0 0353 18. Tokat Erbaa Keçeci Baba Köyü Ahi Mahmut Veli Kültür Etkinliklerinin bu yıl 31.si düzenleniyor. Halk müziğinin birbirinden değerli sanatçılarının katılacağı etkinliğe tüm canlar davetlidir. Ahi Mahmut Veli Kültür Etkinlikleri 19 Ağustos Pazar günü canlı yayınla Cem TV ekranlarında sizlerle. Sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam ediyor. Tarım üzerine konuşuyoruz. Bir dönemin ihracatçılar şampiyonu ve 11 madalya kazanan yaptığı hizmetlerle Muammer Şahin bugün konuğumuz. Kendisi eski İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlığı da yaptı. Tarım üzerine konuşuyoruz. Tabii tarımla biraz çevre işine de girelim. Yani bağlantısına da girelim. Evet. Biraz çevrenin de öneminden bahsedebilir misiniz? Yani mesela bugün haberini verecektik. Anız yakmanın ne kadar zararlı olduğundan, mutlaka. Yani toprakların korunmasının, tarımın korunmasının ne kadar önemli olduğundan biraz bahsedelim. Çiftçiler bu konuda çok şikayetçi. İkincisi de tabii bir de bazı tarlalarımızın sulamadan dolayı çok şey kaybı var. Toprak kaybı da oluyor, toprağın özü gidiyor. O anızın yapılmaması lazım. Çiftçiler de bundan hem bazen yaptıklarını memnun sayıyorlar ki anızdan ziyade bir onun gübresi olabilir diye. Ama bu konuda fazla bir müdahale edemiyoruz. Yapılmaması için önlemek lazım. Artık yeni yöntemler gelişti. Anız tarladayken Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da açıklama yaptı. Mevcuttaki başkan ve çevreye biyoçeşitliliğe verdiği zararlardan bahsetti. Ayrıca şunu söyledi, yurt dışında yapılıyor. Tarlada anız mevcutken doğal yöntemlerle tarlayı sürmeden artık ekebiliyorsunuz. Yani artık çiftçinin de bu teknolojiye doğru ilerlemesi gerekiyor. Tabii ki devletin desteği ve politikaları sayesinde. Şimdi Türkiye'de tarım zorda. Siz de dönemin ihracat şampiyonu olarak yıllarına bu işe vermiş birisi olarak. İlk önce şunu soracağım. Neden ticareti bıraktınız, ihracat? Maalesef ticaret bizi bıraktı. Çünkü ithalata dönünce artık tamam biz ihracatçıyız. Gönlüm varmadı yani bu ülke, kendini yeten bir ülke ithalatla geçiniyor. Ben milliyetçi bir insanım. Dolayısıyla hem ticari yönden de ithalata girmek istemedim. Çünkü ithalatla Türkiye'de satacak malımız yok. Yani üretim azalınca, çiftçiler üretimi bırakınca siz de mecburen artık işi bırakma noktasına geldiniz. Diğer işlerinizi yürütüyorsunuz. Ama aynı zamanda Çanakkale'de ve yine Malatya'da ekimlere devam ediyorsunuz. O zaman bir örnek vereyim. Hakikaten ben 2000'den kadar devam ettim. 2000'den sonra kendim bizzat üreticiliğe geçtim. Gerek Çanakkale'de gerekse Malatya'da erazileri almıştık veya mevcutlar vardı. Maalesef 10-15 sene uğraştım. Gördüm ki çiftçi başarılı olamıyor. Yani kendim bizzat yaşıyor. Maliyetler yüksek. Halbuki bizim bakliyat, pardon, tarım ürünlerinde girdiler %15-20'dir. Sanayi ürününde %60-70'tir. Ama devlet politikası olarak tamamen sanayiye ağırlık veriyor ama tarıma en ufak bir ağırlık verilmiyor. Halbuki tarıma yapılacak teşvikler çok ciddi olacak. Çünkü köylü aldığı teşviki bile normal tarlasına vermiyor. Yani normal ilacını vermiyor, normal gübresini veremiyor. Bak, toprağının analizini yapmamış, bütün toprakla analizi yapılması lazım. Hangi tarlaya göre ne ekilebilir? Mesela bizde en çok zor olan mahsul nohuttur, yeşil mercimektir, kırmızı mercimek. Çünkü bunlar elle sökülen mahsullardır. Bunlar için el emeği olduğu için, vatandaş vücuden çalıştığı için
tarlada vücuttan çalışmak çok zor. Onun için bunlar teşvikleri artırarak üretimi artırmak lazım. Yani Türkiye'nin yeniden kendine yeten 7 ülkeden birisinin olması mümkün. Yani kurtuluş tarımda, Türkiye'nin kurtuluşu ne artan makineleşmede, ne betonlaşmada, ne inşaata bu kadar yükselmede, tam tersine tarım arazilerini koruyup tarımı güçlendirmekte. İnşaat bir plansızlıktan bu, bakın bugün tıkanmış durumda. Plan ve program diyoruz. Plansız ve programsız. Halbuki ama plan ve program deyince sanki sosyalist olabiliyor. Halbuki tamamen serbest ekonomiyi o zaman yönlendirme diyeceğiz. Şöyle yani keşke biraz sosyalistliği de örnek alabilsek. Yani sonuçta o kadar çok betonlaşma var ki Türkiye'de ve tarım arazilerine yapılan var. Az önce verdik, Kırklareli Ovası Türkiye'nin en verimli ovalarından birisi. Götürüp tam ortasına termik santral yapmayı planlıyorsunuz. Size ikinci bir önerim. Efendim biz 95 yılında yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'nin mevcut potansiyeli 207 milyon Türk tüketimini yetecek tarım ürünü yapacak güçte. Yani kendisine yetecek ve ihraç edecek. 250 milyonun üzerinde diyoruz. Halbuki bugün 80 milyonu doyuramıyoruz. Gelelim topraklarımızın tamamen sanayileşmesine. İnsanlarımız 500 dönüm bir arazi alıyorlar. İçine 10 dönüm bir şey yapıyorlar fabrika. 450 dönümü tamamen devre dışı kalıyor. Halbuki bunlara da şöyle bir şey anlaşma konabilir Sanayi Bakanlığı. Kardeşim bu arazide de şu kadar her yıl şu üretimi yapacaksın, şunu yapacaksın gibi teşvik edecek, destekleyecek, cezai müeyyide uygulayacak. Dolayısıyla tarım çok ciddi isteyen bir şey. Peki sizce şu dönemde verilen destekler yeterli mi? Yeterli hükümeti? Değil. Çünkü destekler tamamen kayboluyor. Ben kendim yaşadım. 300-500 dönüm arazimi kendim kullandım. Bizzat da çiftçimle beraber. Hatta kendim hep cebimden ilave ediyordum. Başı başına zor. Sırf zevk için yaptım. Kendi emekliliğimi buradan devam edeyim yaşamına. Eğer işiniz olsaydı tamamen geçiremezdiniz. Evet, evet. Başka işlerim vardı. Dolayısıyla ama bunun zevk için gerek Çanakkale'de 150-200 dönüm yerim vardı. Malatya'da vardı. Bu da Silivri'de de var 400-500 dönüm gibi. Dolayısıyla tarım durumu acı. Yani hükümet tarıma ciddi bir politika yapacak, ciddi teşvik verecek, iş adamlarını sevk edecek. Peki hayvancılığın durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Sürekli ithalata dayalı et ithalatı. O da tarımla ilgili. Eğer tarım gelişse hayvancılığımız da gelişir. Çünkü köylerimiz tarımı yaptığı takdirde onun samanı, çöpü, suyu, buyu, tohumu tamamen hayvancılığa gider. Ve o insanlar tekrar ya 10 tane yine bir koyunumuz olsun, 5 tane şuyumuz olsun diyebilir. Yani tavuğumuz olsun. Şehirdeki göçü tekrar araziye döndürebiliriz. Şimdi Güneydoğu'da o şeyler kalktı. Hükümet bu konuda... Eğer yani tarım desteklenirse, tarımdan da para kazanıldığı görülürse, burada okuyan insanlar da kendi köyüne dönüp hem okumuş olur hem de diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi tarımına da, yani doğal yaşamına da devam edebilir gençler. Evet, evet, bakın bugün nohudun kilosu 10 lira. Evet. Diğer pasulyenin kilosu 15 lira. Halbuki biz ne vatandaş üretici ne de tüketici zarar görsün. Bunun 3 liraya mal edilsin, 5 liraya satılsın. Hem üretici hem yani de tüketici şey için yapılabilir. Satılması mümkün. Bunu profesyonel iş adamı deyince, ziraatçı iş adamları hem anlaşmış olduğu 100 bin dönümlük bir arazi üzerindeki anlaşmayı hem kendileri müvahhi edecekler, hem üretecekler ve daha da ciddi üretilirse yani sanayi gibi üretime girmek lazım. Yani Türkiye'de bir üretim reformu, üretim seferberliği inadilmesi lazım. Şu andaki Türkiye'nin en güzel bu işsizliği, bu ekonomik durgunluğu o yenebilir. Ben bununla her zaman gerekirse de diğer üst düzeyde bilgiler vermeye çalışırım. Evet, yani kurtuluş her zaman olduğu gibi tarımda. Zaten biz kendi kendine yeten bir ülkeydik. Yanlış politikalar o dönemde de maalesef ki Özal döneminde ve Demirel döneminde de uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Büyüdü sorun bugünlere geldi ve şu anda da çözülemez durumda. Size hatta ihracat yaparken işi bırakma noktasına kadar geldiniz. Yani, evet. Bu nedenlerden. Benim gibi bayağı insanlar bıraktı. Bıraktı. Hiç kimse çalışmıyor. Hep başka konulara geçildi. Ben bir anımı da müsaade etsen anlatayım. Bu kirişle ilgili Ekrem Bey, rahmetli Ekrem Pakdemirli, bu fonlardan dolayı pirinçleri de belediyeler almayınca Ekrem Bey'i aradım.
almıyorlar, ne yaparım ve Ekrem Bey'i bulamadım. Bulamayınca kitabımda Ekrem Bey'i bulamadım, bana yardımcı olmadı diye sitem ettim. Kitabımdan bir de Ekrem Bey'e gönderdim, Ekrem Pakdemirli. Çok samimiyetimiz de vardı. Ekrem Pakdemirli 10 yıl sonra bir rastlantı oldu. Olayı da anlatınca bana bir mektup yazdı. Muammer Bey dedi, kitabını okudum. Ben hakikaten sana bir yanlışlık olmuştur. Mecburdum. Trakya halkının açıklamasını yaptı. Senden dedi helallaşalım dedi. Yani ben de helal ediyorum dedim. Onu evet, söylemek istemiyorum. Sonra bana 10 tane üzüm bağı gönderdi. Şu anda bahçemde. Yani helallaşmış olduk. Evet. Böylece barışmış oldunuz. Hatta, üzüm de barışın bir simgesidir. Programımızın sonuna geldik maalesef ki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim deneyimlerinizi bize aktardığınız için. Umarım başka bir programda daha sizi yine konuk ederiz. Evet, bu haftada çevre dosyasının sonuna geldik. Tarımda çok büyük tecrübeleri olan, özellikle tarımda ihracat konusunda Muammer Şahin'i ağırladı. Kendisi eski İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı'ydı. Ayrıca çevreden haberler kısmında hem Türkiye'de hem de dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Haftaya yeni bir çevre dosyasında görüşünceye dek hoşça kalın. Teşekkür ederim.